Bugünkü konuğumuz Skoda Türkiye Genel Müdürü Mahmut Kadirbeyoğlu. Mahmut Kadirbeyoğlu ile markanın Türkiye pazarına yeni sunduğu 1.6 litre dizel motorlu Greenline serisinin ilk ürünlerinden biri olan Yeti'yi test ediyoruz. Mahmut Bey, Yeti'yi sizden dinleyebilir miyiz? Hem aracı kullanarak, bizzat kendiniz kullanıyorsunuz. Yeti'yi nasıl anlatırsınız? Yeti'yi şöyle anlatmaya başlayalım. Bir kere en önemli özelliklerinden bir tanesi Greenline serisi olması. Ne demek Greenline? Skoda markasının çevre dostu otomobillerine, dizel otomobillerine, teknolojisine verdiği genel isim. Bu benzinli otomobillerde de GreenTech adı altında geçiyor. Bu bizim Türkiye'ye ithal ettiğimiz Greenline serisinin ilk otomobili. Su segmentinde daha önce normal 1-2 benzinli ve DSG şanzımanlı serisini ithal etmiştik. 1.6 dizeli ilk kez önümüzdeki günlerde pazara sunmuş olacağız. Çevreci diyorum, tabii kilometrede 119 gramlık bir karbondioksit salımı var ki bu özellikle su segmenti için çok iddialı bir rakam. Tabii bu kadar düşük karbondioksit salımı olabilmesi için otomobilin çok da tasarruflu olması lazım. Yani yakıtı da az yakması gerekiyor. 100 kilometrede 4.6 litre gibi bir yakıt tüketimi var ve Yeti Greenline ile ilgili sloganımız doğa da kazansın, siz de kazanın diyoruz. Çünkü gerçekten özellikle tüm sektörler tabii çevreye duyarlı ve yeni teknolojilerle çevreyi korumak adına bir sürü yeni atılımlar, gelişimler yapılıyor. Otomobil sektöründe de karbondioksit salımını düşürmek adına çalışmalar var. Skoda markasının bir atağı diyebiliriz. Atak. Peki siz önümüzdeki günlerde Yeti satışlarında ve diğer modellerinizde bu Greenline serisinin daha çok mu tutulacağını düşünüyorsunuz? Ben evet, çok tutulacağını düşünüyorum. İki tane sebebi var bunlardan. Bir tanesi tabii çevreye duyarlılık artık gerçekten her geçen gün artıyor. Çünkü çevre dediğimiz zaman çevre biz varız, yani çevre içinde insanlar var. Tüm canlılar var ve artık özellikle büyük şehirlerde zehri soluyoruz. Onun için bu duyarlılıkla özellikle çevre dostu otomobillere olan ilginin her geçen gün artacağını düşünüyorum. Artı bir de daha önemli bir konu var gündemde ki özellikle yine çevre adına otomotiv sektörüyle ilgili olarak yeni düzenlenecek vergi düzenlemelerinin de artık motor silindir hacmine göre değil de karbondioksit salımının düşük oranına göre belirlenmesi yönünde çalışmalar var. Tabii bu çalışmalar hayata geçtiği zaman çok daha fazla doğa dostu, daha çevreci otomobiller her geçen gün trafikte, yollarda daha da çoğalacağına inanıyorum. Sizin satışlarınıza gelirsek peki, Yeti hedeflerinizi dünkü toplantınızda belirtmiştiniz. Bir daha sizden dinleyebilir miyiz? Tabii yıl... Yeti ile ilgili bizim çok basit bir hesap yaptık. Geçen sene yaklaşık 1000 tane Yeti 1.2 benzinli otomobil satmıştık. Türkiye otomobil pazarına baktığımız zaman satılan 3 otomobilden 2 tanesi dizel, bir tanesi benzinli. Bu hesaptan yola çıkarak özellikle biz bu sene ve de otomobilimizin sadece dizel olması değil de bunun dışında çevreci olması, bunun yanında başka özellikleri var tabii. Mesela çevreci derken otomobildeki teknolojiye neler ilave etmişler? Mesela start and stop sistemi var ki özellikle şehir içi trafikte trafiğin yoğun olduğu ve beklemelerde otomobil kendi kendini stop ediyor. Evet. Ve tekrar gaza bastığınızda siz hiç fark etmeden çalışıp yoluna devam ediyor. Böylece ne oluyor? Durduğunuz sürece motor stop ettiği için yakıt tasarrufu yapmış oluyorsunuz ve de çevreyi daha az kirletmiş oluyorsunuz. Evet. Yine teknolojik olarak söyleyebilirim ki mesela
fren yapma esnasında oluşan ısıdan ortaya çıkan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirip alternatörleri besliyor ve bu da az da olsa, yani kilometrede 3-4 gram kadar bir karbondioksit salımını önlemiş oluyor. Onun dışında tabii yine çok önemli ve özellikle hayatı kolaylaştıran unsurlardan bir tanesi, mesela otomobilde stepne yok. Evet. Stepne yok. Neden yok? Çünkü 34 kilogram ve 34 kilogramlık bir ağırlığın otomobile üzerindeki sarfiyatı, yakıt sarfiyatını ve ağırlıktan dolayı oluşan, sarfiyattan oluşan karbondioksit salımını minimize ediyor. Ama onun yerine çok kolay bir tamir kiti var, kompresör var. Onlarla lastik patladığı zaman çok daha basit, çok daha kolay bir şekilde yolumuza devam edebiliyoruz. Onun dışında stepnenin olmayışından dolayı çok daha geniş, çok daha büyük bir bagaj kapasitesi elde etmiş oluyoruz. Sizin stepne olayına değinmiştik. Aracın hem çevreci hem de teknolojik yeniliklerinden son olarak. Oradan devam edebilir miyiz? Araçtaki diğer yeniliklerden biri de stepne olarak dile getirmiştiniz. Peki bu motor ilk defa mı bu araç bir Skoda modelinde kullanılıyor? Yoksa sizin diğer serinizde de bu 1.6'lık dizel motor var mı? Aynı motor. 1.6 dizel motor, 105 beygir gücünde Camaroli teknesiyle üretilen bir motor. Bizim diğer ürünlerimizde de var motor. Hangi ürünlerimizde var? Superb'de ve Octavia'da var. Aynı motor. Aynı motor. Aynı motoru biz tabii yılın ikinci yarısında Fabia ve Roomster modelimizde de Türkiye pazarına sunmuş olacağız. Şimdi otomobile baktığınız zaman tabii SUV segmentinde bu kadar düşük yakıt tüketimini ve şeyi yakalayabilmek adına, karbondioksit salımını minimize edebilmek adına otomobilin aerodinamik yapısında da bir takım geliştirilmeler yapıldı. Evet. Neler yapıldı? Mesela normal yetiden 2 santim daha alçak, otomobil yere daha yakın, ama normal yetinin 18,5 santim olduğunu düşünürseniz işte bu 15,5-16 santim gibi bir yerden yüksekliği var. Böylece tabii sürtünme kat sayısını düşürüyor ve daha az yakıt sarfiyatına sebep oluyor bütün bu yenilikler, bütün bu gelişmeler. Mahmut Bey, sizden gerek teknolojik özelliklerini, gerek çevreci özelliklerini, gerek ekonomik olma gibi, yakıt tüketiminde ekonomiklik gibi iddialı özelliklerini dinlediğimiz bu araç Türkiye'de vergiler dahil ne kadara satılacak? Fiyatları sizden duyabilir miyiz? Tabii otomobili 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunuyoruz. İlk Elegans, en üst model Elegans, orta donanım seviyesi Ambition ve en altta aktif donanım seviyesi var ki artık aktif donanım seviyesinde dahi 2 airbag, ABS, klima, bunların söylemeye bile gerek yok. Bunların hepsi standart. Bunların dışında güvenlik tarafından baktığınız zaman ESP'yi dahi standart olarak baz modelde sunuyoruz. Tavsiye etmiş olduğumuz anahtar teslim fiyatı 52 bin liradan başlıyor. Tüm vergiler dahil, motorlu taşıtlar vergisi dahil 52 bin liradan başlıyor. Bir üst donanım seviyesinde çıktığımız zaman 56 bin lira ve en üst seviyede 61 bin liralık anahtar teslim fiyatları ile pazara sunmuş oluyoruz. En üst, en pahalı, en lüks yeti 1.6 dizelde artık açılır tavandan söz edebiliyoruz sanırım, xenon farlardan. Neler var? Bunlar ayrı paketler mi? Şimdi yok, en üst düzeyde şeyler, xenon farlar standart olarak sunuluyor. Ama sunuluyor. Greenline serisinde yine yakıt ekonomisi adına açılır tavanı opsiyonel olarak bile sunamıyoruz. Hiçbir şekilde sunamıyoruz. Çünkü o özelliğini yok ediyor. Evet, o özelliği ortadan kaldırdığı için açılır tavan. Bu özellikle belirtilmiş bir açıklama mı yani? Evet, cam tavan bu özelliği ortadan kaldırıyor dediler. Tabii tabii, deniyor, tabii, tabii. Bunun için cam tavanı Greenline serisinde sunamıyoruz. Sunamıyoruz. Kısaca Citygo, bu yıl içerisinde siz Citygo'yu Türkiye pazarına sunmayı düşünüyorsunuz. Hı hı. Citygo küçük şehir otomobili. Türkiye'de A segment diye geçiyor. Baktığınızda aslında otomobilin tabii dışarıdan boyutlarını küçük olarak görebiliyorsunuz. Özellikle büyük şehirlerde tabii çok büyük bir park etme kolaylığı sağlıyor tüketici adına.
Ama içerisine bindiğiniz zaman bağış-düz mesafeleri oldukça geniş tutulmuş ve 254 litrelik de bir bagaj kapasitesine sahip ki bu kendi segmenti değil, bir üst B segmentindeki otomobillerde bile ancak o kadarlık bir bagaj hacmi var. Ve bu otomobil sene sonunda, yani yılın son çeyreğinde özellikle Otoshow'da mutlaka olacak. Bir de tabii yine şehir otomobili diyoruz ve şehirlerdeki yoğun trafiği önleyebilmek, yoğun trafikte mümkün olduğu kadar yorulmamak adına Türkiye'ye biz 1 litrelik otomatik versiyonu var. Onunla pazara girmeyi planlıyoruz. Yani 1 litrelik bir otomobil getireceksiniz siz bu yıl sonunda. Türkiye pazarına. Türkiye, evet. Pazarına.